Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Araplardan bahsedeceğim. Araplar, tarihi Arap Yarımadası'nda ortaya çıkmış ve zamanla Antik Mısırlılar, Berberiler ve Persler gibi toplumlar ile asimile olmuş, günümüzde ise çoğunluğunu Arap dünyasının ev sahipliği yaptığı halktır. Araplar, Arap dünyası dışında çoğunlukla Batı Asya, Kuzey Afrika, Afrika Boynuzu ve Batı Hint Okyanusu adalarında Komorlar dahil arasında yaşarlar. Ayrıca Amerika kıtası, Batı Avrupa, Endonezya, İsrail, Türkiye ve İran'da da önemli sayıda yaşamaktadırlar. Türkiye'de Adana, Mersin, Hatay, Urfa, Mardin, Siirt ve bazı Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinde yaşarlar. Muş'ta da Arap nüfusu mevcuttur. Mevcut Arap Birliği Başkanı Ahmet Ebu Gayb'tir. Tarihte Arap adına ilk olarak Asur kaynaklarında rastlanmıştır. Asurlular, bugünkü adı Arabistan olan bölgedeki çöllerde göçeb olarak yaşayan Semitilik topluluklara Arabaya diyorlardı. Bu isim daha sonra değişime uğrayarak Arap şeklini almıştır. Soy bilimcilerin çoğu Arapları iki gruba ayırır. Arabi Baide ve Arabi Bakiye. Baide ile kastedilen Arap Yarımadası'nda yaşamış ve İslamiyet öncesinde nesilleri tükenmiş olan Arap kabileleridir. Bu kabilelerden bazıları Ad, Semut ve Amelika'dır. Bakiye Arapları ise Arapçayı Baide Araplarından öğrenmiş olan Yarub bin Kahtan oğulları ve Mead bin Adnan oğullarıdır. Bu gruba Arap'ın Müstera ve Müterabi de denir. Kahtan ve beraberindekiler Yemen'e yerleştikleri zaman oradaki insanlara karışıp Araplaştılar. Bir rivayete göre Yarub Süryanice konuşuyordu ve daha sonra dilinin Arapçaya dönmesiyle Araplaştılar. Diğer bir sınıflandırmaya göre ise Araplar üç gruba ayrılırlar. Bunlar Arabi Baide, Arabi Arabi ve Arabi Müsterabi'dir. Son iki gruba birlikte Arabi Baki adı verilir. Arabi Arabi eski Yahudi'deki geçtiği üzere Kahtan'ın neslinden gelmiştir. Hakiki Araplar olarak kabul edilirler ve Yemen'de ve Arap Yarımadası'nın güneyinde yer alırlar. Arabi Müsterabi ise Mead'in soyundan gelen Necit, Hicaz ve Arap Yarımadası'nın kuzeyinde yerleşik topluluktur. Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşmışlardır. İslamiyet öncesi. Araplar İslamiyet öncesinde bazı devletler kurmuşlardır. Ancak coğrafyalarının yarattığı koşullar gereği genelde kabileler halinde yaşamışlardır ve her kabilenin başında şeyh, emir benzeri liderler bulunurdu. Bu nedenle İslamiyet'e kadar tek bayrak altında toplanamamışlardır. Hz. Muhammed'in 7. yüzyılda yaymaya başladığı İslam'ı ilk olarak Araplar benimsediler. Bu dini benimseyenlere Allah'ın iradesini kabul eden anlamında Müslüman dendi. İlk Müslümanlar dinlerini yaymak amacıyla birçok ülkeyi ele geçirdiler ve Hz. Muhammed'in önderliğinde büyük bir devlet kurdular. Bu devlete o dönemde bir isim verilmemiş olmakla beraber günümüzdeki referanslarda daha çok İslam devleti veya Arap topluluğu olarak nitelendirilir. Müslümanlar Hz. Muhammed'in ölümünden sonra kendilerine bir halife seçtiler. İslam devletinin hükümdarı aynı zamanda İslam aleminin halifesiydi. Halifeliğin yönetim merkezi önce Medine, sonra Suriye'deki Şam kenti olmuştur. İslam devleti 4 halifeden sonraki dönemlerde yönetimi ele geçiren sülalelerin isimleriyle anılır olmuştur. Osmanlı yönetimi. Osmanlıların 15. yüzyılda Anadolu'da güçlü bir devlet haline geldikten yaklaşık 100 yıl sonra Arapların yaşadığı toprakları ele geçirmeleriyle birlikte halife unvanı Osmanlı padişahlarına geçmiş. İslam devleti Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde erimiştir. 1. Selim 1517'de Mısır, Suriye ve Hicaz'ı, oğlu 1. Süleyman da Bağdat, Irak, Aden ve Yemen'i Osmanlı topraklarına kattı. Daha sonra Avrupa'daki teknik ve ekonomik gelişmelerin gerisinde kalarak zayıf düşen Osmanlılar 19. yüzyıldan başlayarak Arap topraklarını yitirdiler. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa girince İngiltere Mekke emiri Hüseyin bin Ali'nin önderliğinde Vahha'yı Arapları kışkırtarak ayaklandırdı. Arap aşiretlerinin bir kısmı Osmanlı'ya karşı ayaklanmayı reddetse de Arapçayı Anadolu gibi bilen Yarbay gibi bazı İngiliz casuslarının yardımıyla ayaklanan Vahhabi Araplar Osmanlıların 1918'e uğradığı yenilgide önemli rol oynadılar. İttihat ve Terakki'den etkilenmiş olan Şerif Hüseyin ile birlikte Osmanlı'ya karşı ayaklanmış olan Arap aşiretleri vardır. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen 50 yıl içinde Arap devletleri birbiri ardına bağımsızlıklarını kazandılar. Bu devletlerin birçoğu 1945'te kurulan Arap Birliği'ne katıldı. Birliğin amacı Araplar arasında ekonomik, siyasal ve askeri dayanışmayı sağlamaktı. 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle başlayan
ABD ile Saddam yönetimi arasındaki ilişkilerin gerilmesi, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etmesiyle sonuçlanınca Araplar yeni bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Bugün Arap dünyasını ilgilendiren başlıca konular, bazı Arap devletlerini çok zenginleştiren petrol gelirlerinin en iyi nasıl değerlendirileceği, İslam felsefesiyle çağdaş dünyanın nasıl bağdaştırılacağı, Irak'taki ABD, BK işgali ve İsrail-Filistin sorununun nasıl çözüleceğidir. Kültür. Arapların tamamına yakını Arapça konuşur ve çoğunluğu da İslam'a inanır. Ne var ki Arabistan dışındaki bölgelerde yaşayan Araplar, yerli halkla karıştıkları için törelere de değişikliğe uğramıştır. Öte yandan Afrika, Asya kurak çöl kuşağında yaşadıkları için aralarında büyük benzerlikler de vardır. Çok eski zamanlardan beri kurak çöl kuşağını iki tür topluluk yüklenilmiştir. Göçebeler ve yerleşik olanlar. Yerleşik olanlar çiftçiler ya da kentlilerdi. Göçebeler ise hayvancılıkla uğraşır ve yılın büyük bir bölümünü otlaklar aramakla geçirirlerdi. Yazın otlaklar kuruyunca yerleşme bölgelerine ya da vahalara geçilir ve buralarda kurdukları çadırlarda yaşarlardı. Böylece yerleşik halk ile göçebeler her zaman yakın ilişki içerisinde olmuşlardır. Yerleşik halk göçebelerin eti için koyun ve keçi, ulaşım için de deve satın alırlardı. Bunların karşılığında göçebeler de tarım ürünü, silah, giysi gibi gereksinimlerini de yerleşik halktan sağlarlardı. Sanat ve bilime bakacak olursak, Araplar tarihteki askeri başarılarının yanı sıra sanat ve bilimde büyük gelişme gösterdiler. Abbas halifesi Harun Reşit döneminde başkent Bağdat önemli bir kültür merkeziydi. Avrupa'da ve Doğu ülkelerinde tanınmış eğitim kurumları olduğu kadar mimarlık, gökbilim, tıp ve matematik alanlarında ün kazandılar. Bugün kullanılmakta olduğumuz sayı sistemini Avrupa'ya Araplar tanıtmış, matematiğin en önemli dalı olan cebir de onların katkılarıyla gelişmiştir. 11. yüzyılda Avrupa'daki Hristiyan ülkelerin Suriye, Lübnan ve Filistin'e düzenlediği Haçlı seferleri de Avrupa ile Arap ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesine, ayrıca sanat ve bilim dünyaya yayılmasına yol açtı. Arapların sonradan fethettikleri Mısır'daki Kahire, İspanya'daki Cordoba gibi kentlerde de sanat ve bilim çok ileriydi. Ne var ki Araplar ele geçirdikleri toprakları uzun süre tek bir yönetim altında tutamadılar. Mısır ve İspanya'da ayrı halifelikler ortaya çıktı. Orta Asya'dan gelen Moğolların bir kolu olan İlhanlar, 1258'de Bağdat'ı ele geçirerek Abbas halifeliğine son verdiler. Bu tarihten sonra Araplar bir daha güçlü devlet kuramadılar. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, bu videomda sizlere Araplardan bahsettim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca yorum yapmayı da unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.